Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Soru soruldu. Hazreti Adem Resul mü, Nebi miydi? Öncelikle şunu anlatmamız gerekiyor. Resul nedir, Nebi nedir? Kitap gönderilen peygamberlere Resul denir. Nebi ise kendinden önce gelen Resul'ün dinini tebliğ eden peygamberdir. Yani ikisi farklı. Yeni din getirmeyip önceki dine davet eden peygamberlere nebi denmiştir. Yani her resul nebidir, fakat her nebi resul değildir. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Peygamber Efendimiz'e resul deniyor. Bazen nebi diye de ifade edildiği olmaktadır. Emirleri tebliğ etmekte ve insanları Allahu Teala'nın dinine çağırmakta Resul ile Nebi arasında bir fark bulunmamaktadır. Örneğin Rabbimiz bu hususta birkaç delil vermek istiyorum. Furkan suresi 35. ayette biz Musa'ya kitap verdik, kardeşi Harun'u da ona vezir yani yardımcı yaptık buyuruyor Rabbimiz. Kitap verilen Resul Hazreti Musa'dır. Hazreti Harun ise onun veziri yani yardımcısıdır. Elbette yardımcı olan ve asıldan yani Musa aleyhisselamdan üstün olması düşünülemez. Hazreti Musa Resul iken Hazreti Harun da ona Nebi olmuştur. Bu ayeti kerimede şöyle ifade edilmektedir. Onun Nebiliği. Estağfirullah Meryem suresi 53. ayette ve vehebna lehu min rahmetina ehahu Harune nebiyye. Yani rahmetimizden kardeşi Harun'u bir nebi olarak ona bağışladık. Hazreti Harun aleyhisselam Musa aleyhisselamın getirdiği dini yani Museviliği tebliğ eden bir nebiydi. Yine bunun gibi Ali İmran suresinde Zekeriya aleyhisselamdan bahsederken şöyle bir ayet geçiyor. Zekeriya mihrapta namaz kılarken melekler ona Allah sana Kelimullah'ı yani İsa'yı doğrulayıcı, efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir nebi olarak Yahya'yı müjdeler diye seslendiler. Yani Hazreti İsa'nın kitap gönderilen bir resul olduğu, Hazreti Yahya'nın da İsa'nın getirdiği dini, İsevili tebliğ eden bir nebi olduğu anlaşılıyor. Bu örneklerden anlaşıldığına göre kitap verilen peygamberlere Resul denir. Resullerin getirdiği dini tebliğ edenlere de Nebi denir. Her Resul aynı zamanda Nebidir. Peygamber Efendimiz'den sonra da başka bir Nebi gelmeyecektir. Bu ayette buyurulmaktadır. Ayet ile bildirilmektedir. Ahzab suresi 40. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ma kâne Muhammedun ebâ ehadin min ricalikum. Muhammed sizden birisinin babası değildir. Velakin Resulallahi ve lakin o Allah'ın Resuludur ve hatemen nebiyyine ve nebilerin sonuncusudur. Ve kânallahu bi kulli şeyin alîmâ ve Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Evet burada Taberani ve Hakim sahih senetle şöyle rivayet ettiler. Adem aleyhisselam hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle soru sordular. Adem aleyhisselam nebi miydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet Allah'ın kendisiyle konuştuğu, kendisine vahiy gelen bir nebiydi buyurdu. Yine Hakim'de ve Tirmizi'de geçen bir rivayette Resullerin ilki Adem ve sonuncusu Muhammed'dir. Beni İsrail oğulların nebilerinin ilki Musa ve sonuncusu İsa'dır. Böyle bir de rivayet var. Dolayısıyla kardeşlerim Adem aleyhisselam hem Resul hem de Nebidir. Ancak bu hususta şunu da ifade etmeliyim ki Adem aleyhisselamın Resul ya da Nebi olması şu an için bizi bağlayan yani bizim hayatımızda bir değişikliğe sebep olacak ya da bize İslam'ımızı, teslimiyetimizi, kulluğumuzu etkileyecek bir durum değildir.
bu hususların peşine takılmanın bir anlamı yoktur. Ama ilmen bunun açıklamasını bu şekilde izah ediyoruz. Bu sözümüzü de en doğrusunu bilen Allah'tır diyerek noktalayalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.